Moldova. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan bu devlet, Doğu Avrupa bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca tarihi boyunca pek çok işgale maruz kalan bu ülke, Avrupa'nın en eski binalarının yer aldığı çok fakir bir ülkedir. Ülkedeki ekonomi neredeyse berbat olduğundan halkı mutsuz ve karamsar bir yapıdadır. Moldovalı insanların bir kısmı kendini Romanyalı olarak da tanımlarken, diğer bir kısımsa Romanya'yı sevmiyor. Hatta bazı Moldovalılar kendini Rus olarak bile tanımlayabiliyorlar. Dini inanç bakımındansa nüfusun çoğunluğu Hristiyanlığın Ortodoks grubuna mensuptur. Ülkede genellikle Rusça ve Romence konuşulur. Ülkenin başkenti Kişinev ve ülke nüfusu yaklaşık 3 milyon civarındadır. Yaz ayları dışında ülke genellikle karlı ve soğuktur. O nedenle Moldova'yı ziyaret edecekseniz karlı bir manzarayla karşılaşma olasılığınız çok yüksektir. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden olan Moldova, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından tarım odaklı bir ekonomiye geçiş yaptı. Tarımın oldukça yaygın bir geçim kaynağı olduğu ülkede mısır ve buğday gibi çeşitli tarım ürünleri üretilmektedir. Fakat tarım ve turizm ülkenin gelişimi açısından asla yeterli olmamıştır. Moldova'daki yaşama geçiş yapacak olursak, Moldova'ya gidebilmeniz için çok detaylı evraklar bulundurmanız gerekmiyor. Dönüş biletiniz ve otel rezervasyonunuz varsa büyük olasılıkla sorun yaşamazsınız. Ancak Moldova üzerinden farklı Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışanlar olabiliyor ve bu girişimler tespit edildiğinde ülkeye giriş yapar yapmaz gözaltına alınıyorsunuz. Havaalanından indiğinizde ise şehir merkezine otobüslerle veya taksilerle gidebiliyorsunuz. Ancak normal taksilere binerseniz sizin turist olduğunuzu anlayıp çok yüksek fiyat çekebilirler. Yandex Go adında bir taksi uygulaması var ve bu hizmeti kullanarak ulaşımı daha ucuza getirebilirsiniz. Tabii bir de araca binmeden önce üzerinizde birkaç Amerikan doları bulundurup Moldova lehine çevirtmeniz gerekiyor. Bugün bir Amerikan doları 19 Moldova lehi yapıyor. Şehir merkezine giden otobüsler 2 lei civarında ve ulaşım yeterince ucuz. Eğer ekonomik bir ziyarette bulunacaksanız 4 kişilik odaları olan ucuz pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Bu pansiyonlar alışveriş merkezlerinin içerisinde bile olabiliyor. Bu tarz uygun fiyatlı konaklama yerlerinin tutarı gecelik 150 Moldova lehi civarında. Pansiyon tarzı değil de standart bir otelde kalmak istiyorsanız beklentinizi yine yüksek tutmayın derim. Çünkü otellerin neredeyse hepsi Sovyetler zamanından kalma binalardan oluşuyor. Bundan dolayı otel odaları ve odaların içerisindeki eşyalar gerçekten çok eskidir. Moldova'daki gezintinizi uzun tutacaksanız telefonunuza sim kart almanız gerekir. Herhangi bir AVM'den 30 liraya alacağınız sim kart ile internet ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 100 Türk lirasına 100 GB internet alabiliyorsunuz. Moldova'da para çekebilmek için Visa veya Mastercard kredi kartınızın olması yeterli. Bu kartlarla ülkenin her yerindeki ATM'lerden para çekebilirsiniz. Ancak ben ATM'lere güvenmem, kartıma bir şey olur diye endişeleniyorsanız yanınızda nakit götürmenizde fayda var. Moldova hakkındaki en ilginç gerçeklerden birisi de şüphesiz ki Avrupa'nın en fakir ülkesi olmasıdır. Bundan dolayıdır ki ülkenin genç nüfusu ülkelerinde bir gelecek göremiyor. O yüzden caddelerde bolca yaşlı insana rastlayabilirsiniz. Eğer gençseniz ve oraya ortamlara akmak için gidecekseniz, caddelerdeki yaşlı kalabalığını görünce hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Başkent Kişinev yollarında gezinirken insanların çok durağan ve bitkin olduklarına, hayat neşelerini kaybettiklerine şahit olabilirsiniz. Zira Moldovalı insanlar Türkiye'ye, Rusya'ya, Romanya'ya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etmeye çalışıyorlar. Bu gibi ülkelerde çalışarak veya durumu iyi kimselerle evlenerek kendilerine hayat kurmaya çalışıyorlar. Bu arada Romanya'ya gitmeleri size garip gelebilir. Çünkü Romanya'nın da fakir bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Romanya Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ekonomik durumları gelişim gösterdi ve bugün Moldova'dan çok daha iyi konumdalar. Moldovalı gençler dış ülkelerde çalışarak kendi ülkelerindeki ailelerine sık sık para göndermekteler. Buradan şöyle bir çıkarım yapılacak olursa, Moldovalı insanların %40'ı yurt dışında yaşıyor diyebiliriz. Moldovalıların şanslı olduğu bir nokta var ki, Moldova pasaportu olan insanlar Avrupa'ya geçişte sorun yaşamıyorlar. Gençlerin ülkeden kolayca çıkabilmelerinin en büyük gerekçesi de budur. Örneğin Moldovalı kadınların Türk erkekleriyle evlenmeye son derece sıcak baktığı biliniyor. Videoyu küçük bir tanıtım için bölüyorum. Sizlere ek gelir elde edebileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın adı Binomo. Binomo, online olarak işlem yapabildiğiniz bir yatırım uygulamasıdır. Eğer tecrübeniz yoksa, Binomo öğrenebilmeniz için demo hesabınıza 12.000 lira tanımlıyor. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçek hesabımda para var. Ben buradan 2.000 liralık bir yatırım yapıyorum ve yukarı diyorum. Şimdi tahminimizin sonuçlanmasını bekleyelim. Ve evet, doğru tahmin ettim ve para hesabıma anında geldi. Para yüklerken yukarıdaki kodu kullanırsanız yüklediğiniz tutar 2 katına çıkacaktır. Örneğin 200 lira yüklerseniz hesabınıza 400 lira aktarılacak. Eğer bir sorun yaşıyorsanız Binomo'nun burada 7/24 destek kısmı bulunuyor. Buradan dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz. Şimdi ek gelir elde etmek istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak Binomo'yu indirebilirsiniz ve demo hesabıyla başlayabilirsiniz. Ülkede tam anlamıyla bir açlık durumu söz konusu ve bir takım hayat şartları gerçekten acınası boyutlarda olabiliyor. Çünkü ülkede üretim neredeyse yok diyebiliriz. Ülkenin ekonomi hattı tüketim sektörüyle ya da turizmle dönmeye çalışıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülke bir türlü kendini toparlayamadı ve ekonomik buhranlar gün geçtikçe artıyor. İşin daha garibi ise Avrupa devleti olmasına rağmen diğer Avrupalı devletlerden pek bir destek göremiyorlar. Normalde Avrupalı devletlerin birbirleriyle içli dışlı olduklarını gayet iyi biliyoruz. Sanırım Moldova'nın cezbedici yönü pek güçlü olmadığı için kenara itilmiş bir ülke gözüyle bakılıyor. Çünkü turist bakımından da Avrupa'ya en az ziyaretçi Moldova ülkesine olmaktadır. Dünya genelindeki insanlar Moldova'yı neredeyse hiç merak etmiyor ve orayı ziyaret etmeye gerek duymuyorlar. Abartacağımı düşünebilirsiniz ancak ülkede hayat durmuş desek yeridir. Bugün Moldova'yı çekici bir Avrupa devleti yapabilmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar gerekiyor. Fakat dışarıdan destek alamadıkları sürece bunu başarmaları mümkün görünmüyor. Devam edecek olursak, Moldova'da onlarca terk edilmiş binaya ve otellere rastlayabilirsiniz. Ayrıca kullanılmakta olan pek çok binalarında yıkık dökük olduğuna şahit olabilirsiniz. Ayrıca bu ülkenin caddelerinde gezerken, Sovyetlerden ayrılan diğer ülkelerde olduğu gibi pek çok Sovyet binasına rastlayabilirsiniz. Başkentleri Kişinev'de bile yeni bina neredeyse yok. Binalar resmen tarih kokuyor ve modern zamana ait değiller. Ülkeye yatırım yapan firma sayısı çok az olduğundan fabrika sayısı da yok denilecek kadar azdır. Öyle ki bazı binaların boyası akmış ve karşıdan bakınca harabeleri andırıyorlar. Cadde ve yollardaki yaşam, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma terk edilmiş film senaryolarını andırıyor. Oradaki manzaraları siyah beyaz efektlerle kayda alırsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Yine başkent Kişinev cadde kenarlarında pek çok seyyar satıcı görebilir, yüzlerinden fakir olduklarını anlayabilirsiniz. Çoğu insan evlerinde kullanmadıkları eşyaları yol kenarlarında satmaktadır. İnsanların yüzlerine bakarsanız hemen hepsinin somurtkan ve asık suratlı olduğunu görebilirsiniz. Ülkedeki alım gücü çok düşük olduğundan insanlar mağazalardan sıfır eşya ve kıyafet alamıyorlar. Bundan dolayı Moldova'nın hemen her yerinde ikinci el kıyafet satan pazarlara rastlayabilirsiniz. Hemen herkes sessiz ve sakin, içine kapanık bir tavır göstermekteler. Sanırım bir ülkede ekonomi kötü olunca mutsuzluk da kaçınılmaz oluyor. Ülkenin resmi dili Romence diyebiliriz. Fakat insanlarla iletişim kurmak isterseniz, İngilizce bildiğiniz takdirde pek bir sorun yaşamazsınız. Kafe ve yemek işletmelerinde yaklaşık 4 dolara karnınızı rahatlıkla doyurabilirsiniz. Moldova'da çalışan bir insan bir ayda ortalama 3000 lei kazanıyor. Euro olarak düşünürseniz, insanlar 150 euroya bir ay boyunca çalışıyorlar. Bunu Türk lirasına çevirirseniz, 2500 Türk lirasına tekabül ediyor. Bu kadar az bir gelirle yaşamak cidden zor olmalı. Zaten bunu oradaki yerli halka sorarsanız, geçimin ne kadar zor olduğunu onlar da size söyleyeceklerdir. İnşaat gibi ağır işlerde çalışanlar bile günlük 5 dolar anca kazanıyor. Gelir düşük olduğu gibi çarşı pazardaki ürünler de bir o kadar pahalı. Örneğin Kişinev'de yaşanılabilir bir evin kirası aşağı yukarı 100 euro. Bu evlerde saray gibi evler değil, standart 1+1 veya 2+1 evlerin fiyatıdır. Aylık geliri 150 euro olan bir insan 100 euroyu kiraya verirse vay haline diyebiliriz. Normalde ülkelerin başkentlerinde genellikle durumu iyi olan insanlar yaşarlar. Ancak Moldova'nın başkenti Kişinev'de insanların yarısından çoğu orta halli veya fakirdir. Moldova ile alakalı olan başka bir detaya da değinmek istiyorum. Moldova'nın içerisinde özerk bir Türk devleti de var. Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti, Türk kökenden gelmekte olan soydaş bir bölgedir. Oğuz Türklerinden gelmekteler ve tam anlamıyla bizim öz kardeşlerimizden sayılırlar. Burada Türkler ve özellikle Süleyman Demirel fazlasıyla çok seviliyor. Deyim yerindeyse Süleyman Demirel onlar için bir baba değeri taşıyor. Çünkü bir zamanlar Gagavuz Türklerine pek çok yardım eli uzatmış bir siyasetçiydi. Ayrıca orada Türkiye Türkçesi konuşarak Gagavuzya'da hemen herkesle iletişim kurabilirsiniz. Başkentleri Komrat ve bölgede Moldova Lei kullanılıyor. Oraya gittiğinizde sizi son derece sıcak karşılayacaklardır. İnsanlar Moldova halkına göre çok daha güler yüzlü ve cana yakındırlar. Eğer ki Moldova'ya giderseniz Gagavuzya'ya uğramayı ihmal etmeyin ve mutlaka oradaki halkla tanışın. Özetle dostlarım, aklınızda Moldova'ya yerleşme düşüncesi varsa sizi çok zor bir hayat bekliyor diyebilirim. Ama eğer oraya sadece turistik maksatla gidecekseniz sizi tatmin edebilir. Özellikle tarihe merakınız varsa ve Sovyetler tarihine ilgi duyuyorsanız şehirlerin tarihsel dokusundan son derece memnun kalabilirsiniz. Fakat siz oraya deniz, kum, güneş için veya hayat enerjisi yüksek insanlarla tanışmak için gidiyorsanız Moldova sizin için değil dostlarım. Bana kalırsa ticaret amaçlı bile olsa orada iş kurmak çok risklidir. Halkın alım gücü çok düşük olduğundan Moldova'da iş kuracağınız herhangi bir sektörde umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.